Şimdi arkadaşlar, şu dört tane görüntüye çok iyi bakın. Şu AK Parti dönemindeki sosyal yardım yönetmeliği. Çok iyi bakın. Sosyal demokrat arkadaşlar. Az sonra size bir şey söyleyeceğim. Şu AK Parti dönemindeki sosyal yardım yönetmeliği. Şu da, buraya iyi bakın arkadaşlar. Bu da şu anda hukuk komisyonumuzda Büyükşehir Belediyesi'nin, CHP'li belediyesinin değiştirin diye gönderdiği yönetmelik. Bu da o. Şimdi bizim dönemimizdeki yönetmelikte diyor ki bütçenin %3'ünü geçmemek üzere ödeme yapabilirsiniz. Sonra Sayın Başkan dedi ki bu %3 az efendim dedi. Olur mu %3? Ben bunu 15'e çıkartıyorum dedi. Meclise getirdi. Mecliste biz bunu kaça çıkarttık? %15'e çıkarttık. Bu da %15'e çıkarttığımız karar. Bu da Sayın Başkan'ın tweet'i. Engellediler tweet'i. Sonra tepki duyunca teşekkür tweet attı. Bakın, bu AK Parti dönemindeki yönetmelik, bu sonra %15'e çıkartılan yönetmelik, şimdi gelen yönetmelik ne biliyor musunuz? Üçü de kaldırıyorlar. Üçü de gitsin, üç de yok. Peki, şimdi yönetmelik bu, şu bu. Peki, şu bütçede ayrılan para ne kadar? Ne kadar biliyor musunuz? %2. Ya Sayın Başkan, koşa koşa bütçeyi %15'e çıkartın diye geldiniz. Ya bari hiç olmasa 3'ü geçeydiniz. %2. %2. Ya Allah aşkına, siz hangisiniz ya? Fakir fukaranın hayalıyla oynamayın. Onların umutlarıyla oynamayın. Ha İstanbullular müşteri olsunlar. Bu getirdikleri yönetmelikle fakir fukaranın hakkını CHP'li bir belediyenin insafına terk etmeyeceğiz. Onların insafına terk etmeyeceğiz. İstanbul halkının hukukunu koruyacak ne varsa bu yönetmeliği tadilen getireceğiz. Bunu da herkesin böyle bilmesi gerekir. Bir kurumun vizyonunu ve perspektifini bütçeye koyduğu yatırım bütçesi belirler. Şimdi 2019 yılında 11.3 milyar olan yatırım bütçesi kaça düşmüş? 9 milyara. 2019 yılında bütçenin %47'si yatırım bütçesiyken şu anda yatırım bütçesi %32'ye düşmüş. 2018'den bu tarafa %32 yatırımı azaltmışsınız. Hele hele az önce dedim ya inovasyon, Ar-Ge ne var? Onlarda ise zaten bütçede hiçbir şey yok. Sayın Başkan ne söyledi? Buraya çok iyi bakın arkadaşlar. Seçimden önce çıktı dedi ki, ne dedi seçimden önce? İstanbul nimet, nimet dedi değil mi? Dedi değil mi arkadaşlar, duydunuz siz? İstanbul'un kaynakları çok müsait. İstanbul'un bütçesini %50 artıracağım dedi. Peki İstanbul'un bütçesini %50 artıracağını söyleyen Sayın Başkan, İstanbul'un ana damarını oluşturacak yatırım bütçesini %32 azaltıyor. Bunu fotobülo hazırlarken bir şey dikkatimi çekti şurada. Esnafın yüzü gülecek diyor. Var ha, bu bütçede acayip esnafın yüzünü güldürecek şeyler var. Az sonra onları da söyleyeceğim. Şimdi Sayın Başkan şunu söyledi. İstanbul'un bütçesini %50 artıracağım, %32 küçülttü. Sonra dedi ki İstanbul nimet, kaynakları var, bulacağım. Başka ne söyledi? Sözde vakıflara, derneklere para aktarılıyordu. Ben bu parayı kestim, yatırıma dönüştüreceğim dedi. Ya bu cümleyle yanlış söyledi? Eğer bu cümleyle yanlış söylemediyseniz, bu paralar nerede? Bu paralar nerede? Bütçe küçülmüş, yatırım küçülmüş. Nerede bu paralar? Nerede bu paralar? Hani sözde derneklere, vakıflara paralar aktarılmıştı, bunu kesecektiniz?
Nerede paralar? Yok. Vergi gelirlerinde %37 zam var. Başka? Evet. Aziz İstanbullular, Büyükşehir'in az önce gösterdim ya size, esnafın yüzü gülecek diyordu ya. Büyükşehir'in herhangi bir yerinde kiracıysanız, Büyükşehir'in herhangi bir işletmesini yapıyorsanız, kiranıza ya da giderinize Büyükşehir Belediyesi %150 zam yapacak. Buyurun. %150. %150 zam yapacağını söylüyor. Demek ki esnafın yüzünü Büyükşehir Belediyesi böyle güldürecek. Allah aşkına. Bu kadar yüksek vergi artışını nasıl sağlayacaksınız? Bu esnafa kan mı ağlatacaksınız? %150 ya. Hani sayıda Sayın Başkan'ın bir sözü vardı. Ne diyordu Yavuz Selim? İstanbul'da hayatı ucuzlatacağım. Galiba İstanbul'da hayatı ucuzlatacağım cümlesinin karşılığı esnafa %150 zam, Büyükşehir'in topladığı vergilere %37 zam. Yapmayın. Yapmayın. Şimdi bakın, şu tablo Büyükşehir Belediyesi'nin encümene sunduğu bütçe özet tablosu. Özellikle sosyal demokrat arkadaşlara, Ali Seydi abi sen iyi bak abi. Senin uzmanlık alanlardan birine giriyorum. Sosyal demokrasi dediğimde iki kavram aklımıza gelir değil mi? Üretim ve istihdam. Üretime yönelik mal ve hizmet alımı, malzeme alımı. Yüzde kaç büyümüş biliyor musunuz? -%. -%. Yani %100 küçülmüş. Üretim %100 küçülmüş. Peki artan ne? Artan ne biliyor musunuz artan? Evet. Ne olacak zaten? Ben ne diyorum? İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 milyar bütçesi olan bir reklam ajansı gibi çalışıyor diyordum ya. Şimdi 29 milyar bütçesi olan reklam ajansı. Ne artmış biliyor musunuz? Bütün artışları sollamış. Bir zam var bundan önce. İki, %104 artan ne var biliyor musunuz? %104 artmış. Ahmet Başkanım ne kadar artmış biliyor musunuz? %104. Ney? Temsil ve tanıtım giderleri. Reklam giderleri. %104 artmış. Bu şunu gösteriyor. Bu bütçede bol bol, evet, reklam olacak, tanıtım olacak, bol bol fahiş fiyatlarla, bol bol fahiş fiyatlarla ürünler alınacak. Sayın Başkan bu kürsüde hükümete söylemediğini bırakmadı. Geçmiş dönemin becerisizliğinden bahsetti. Bakın şimdi ben size bunda bu mevcut yönetimin büyük becerisinden bahsedeyim. Şu anda bütçenin özeti bu arkadaşlar. Lütfen iyi bakın. 25 milyar bütçede gelir öngörülmüş. 28.900 gider öngörülmüş. Aradaki farkları da borçlanma vesaire demiş. Sayın Başkan hiç şuraya girmedi. 2021 yılında ne kadar borçlanma isteyeceğiz buna hiç girmedi. Orası mayınlı bir alan çünkü. Hemen şuradan 3.4'ü söyledi. Niye? 3.4 hafif bir rakam çünkü. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin getirdiği bütçede ne kadar borçlanma var biliyor musunuz arkadaşlar? Biliyor musunuz? Yaklaşık 9 milyar. Yaklaşık, Serkan'cığım bir dakika. Serkan beni inlesen boş ver. Yaklaşık 9 milyar borçlanma var. Şimdi yaklaşık 1 milyar da İETT'nin borçlanması var. 2021 yılında şu andaki Büyükşehir Belediyesi'nin talep ettiği borçlanma yaklaşık 10 milyar. 10 milyar, yaklaşık 10 milyar. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu bütçeyi verimli kullanması için gereken rakam ne biliyor musunuz? Burada 28.900 yazıyor ya, aslında gider bütçesi bu Büyükşehir Belediyesi'nin 34.5 milyar. 34.5 milyar.